Genel Başkanım, çok değerli Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin hem bugünkü konukları, üyeleri, sevgili basın mensupları. Bugün ben hep Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne seslenirken parti binamızda burası baba evi diyorum. Burası da bir baba evi ve çok önemli bir günde çok farklı duyguları birlikte yaşıyoruz. Atatürk Düşünce Derneği'nin şehitlerini ve devrim şehitlerini ayrı ayrı andık. Bence çok değerli bir çalışma olmuş. Ee, hepsinin bir arada aynı anda anılıyor olması, eksiksiz bir şekilde böyle bir e, filmin hazırlanmış olması çok önemli. Muammer Aksoy'un öldüğü günü hepimiz dün gibi hatırlıyoruz, katledildiği günü. 71 yaşında bir Atatürkçüyü fikirleriyle susturamayanlar, iki tane kahpe kurşunla susturmaya çalıştılar. O günden bugüne Muammer Aksoy konuşmaya, Muammer Aksoy dinlenmeye ve Muammer Aksoy önümüze ışık tutmaya devam ediyor. Aynı diğer kaybettiğimiz değerlerimiz gibi. Bugün biz buradayız. Biraz önce başkan dışarıdaki konuşmasında da ifade etti. Benim için de çok kıymetlidir. İlk kurumsal ziyaretimi buraya yapma, yapmıştım ve aksi zaten düşünülemezdi. Bir büyük elçi Türkiye'ye yeni geldiğini, Türkiye siyasetini anlamaya çalıştığını ve e, benden Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye'de birisi oy verecekse bunun için hangi üç gerekçeyi seçmenlere partimizin sunduğunu söyledi. Aldığı eğitimin e, çok gereği değil belki ama böyle bir soruyu bana sordu. Ben şey demiştim. Üç gerekçe değil, üç kelimeyle özetleyebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Mustafa Kemal Atatürk demiştim. Atatürkçü Düşünce Derneği neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi ve çok özel bir mazereti yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının orada olması gerekiyor. En son Uğur Mumcu'yu katledildiği yerde birkaç gün önce hemen şuracıkta birlikte andık. Ondan önce devrim şehidimiz Kubilay'ın Anmasında Menemen de bir aradaydık. Ben ilk ziyareti yaptım. Onlar ilk iadeyi ziyarete gelen, ilk hayırlısı olsuna gelen kurum oldular. Bizim için çok değerliler ve hep birlikte biraz önce Rutkaya sizin ki yani herhalde bir gün seni en çok heyecanlandıracak şeylerden bir tanesi nedir deseler Rutkaya size ödül vermek aklımın ucundan bile geçmezdi. Çok büyük bir onur benim için. Özden Tokerle beraber aynı görevi yapıyor olmak, aynı çatının altında bulunuyor olmak inanılmaz kıymetli bizim için. Diğer taraftan Yekta Günde özlerin koluma girip severim seni ben bırakmam demesi kadar büyük bir ödül yok. Aslında biz bugün burada ödül vermedik, ödül aldık. Bir sürü ödül birden aldık. Sevgili Fatih Ertürk inanılmaz emeği var. Yani buradaki herkes ve hep her birisi ayrı ayrı kolay yolu seçebilirlerdi. Fatih Ertürk çok para kazanan bir gazeteci olurdu ama muhalif olmasaydı ama onun yaratılışında öyle yandaş olmak gibi bir durum yok. Rutka Yaziz'in mutsuzum ama umutluyum demesi bugün çok mutlu olabilirdi Rutka Yaziz Onu çok mutlu ederlerdi ama onun yaratılışında böyle bir ülke bu haldeyken mutlu olmak yok ve tasalanıyor, konuşuyor ışık oluyor, yön gösteriyor. Filenin Sultanları böyle bir dönemde inanılmaz zor bir iş yaptılar. Bir kere çok büyük bir başarı elde ettiler ve inanın burada söyleyeyim, basına kapalı çok söyledim ama basın önünde de söyleyeyim. Ben Filenin Sultanlarını izlerken onlar Avrupa şampiyonu olduklarında eşimle beraber, Didem'le beraber izliyordum. Didem dedi ki: "Aa ağlıyorsun." dedi. Dedim ki ağlıyorum tabi. Cumhuriyetin 100. yılında bizim yapamadığımızı onlar yaptı. Helal olsun onlara dedim. <laughs> Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk'ün emaneti bu cumhuriyette yapılması gereken kazanmaktı. Biz kazanamadık. Ama onlar bütün dünyaya karşı çıktılar, kazandılar. Ve sonra da böyle kendilerine uzatılan telefondan tabii Türkiye Cumhuriyeti adına tebriği kabul falan ettiler ama sonra döndüler ve dediler ki bize Sultan Multan demeyin biz Atatürk'ün kızlarıyız dediler. Yüzüncü yılda aldığımız en büyük ödül budur. Dünyayı düze getiren bir kadın voleybol takımı. Birileri giyimleriyle, kuşamlarıyla ilgilenirken, yaşam tarzlarına laf ederken, onlar başarmak için motive olmuş, ay yıldızlı al bayrağı dalgalandırma onurunu hepimize yaşatıyorken orada İstiklal Marşı okutuyorken onlara laf edenlere karşı dimdik durdular. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanı olarak bulunduğum makam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün makamıdır. O makamda oturan birisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, Atatürk'ü seven, cumhuriyeti yapa, cumhuriyet yapan değerlere değer veren, devrimlerine sahip çıkan herkes adına Filenin Sultanlarına, Atatürk'ün kızlarına yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> ve bir gerçeğin altını çizmek lazım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli yaşayan genel başkanları var ve hayatta olmayan genel başkanları var. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak Türkiye'deki bütün Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyet Halk Partililer. Ankara İl Başkanım burada, değerli Çankaya Belediye Başkanım, ilçe başkanım burada. Herkes şunu bilsin ki birileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşayan ya da hayatta olmayan genel başkanlarına vefa gösterecekse bu vefanın bir tane tarifi var. Onların partisini iktidar yapacağız. Başka yolu yok. Bunu yapmadan hiçbir genel başkana vefa göstermiş olmayız saygıda kusur etmeyiz ama son genel başkanımızdan ilk genel başkanımıza kadar her birisine vefa borcumuz var ve bu vefa borcu onların partisini iktidar yaparak ve cumhuriyetin kurucu kadrolarıyla kurucu babalarıyla husumeti olanları iktidardan uzaklaştırarak olur. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.